Merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında ana habere başlıyoruz efendim. Ben Melisa Bağcı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü adada görkemli törenlerle kutlandı. Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, yalnız bırakmayacağımızı tüm dünyaya gösterdik" dedi. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün 50. yıl coşkusu vardı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Kutlama programı Lefkoşa'daki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Erdoğan daha sonra geçit törenine katılmak üzere Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'na geçti. Tören alanında alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyordu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada adada iki devletli bir çözümden yana olduklarını bir kez daha vurguladı. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bakın biz müzakereye, görüşmeye hazırız. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. Hedefinde Türk ordusuna yönelik ağır ithamlarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias vardı. Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. İşte geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. Erdoğan NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Sayın Mitsotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın. Ve böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok dedik, yola devam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da adada Türklüğün onurunu çiğnetmeyeceğiz dedi. Hemen yanı başımızda gazete yaşananlar bizlere bir kez daha Kıbrıs'ta ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüyle Türk askeri varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Liderler daha sonra geçit törenini takip etti. Törende iki bayraktar Akıncı TİHA'da uçuş gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbatan'ın yorulmaz koruyucuları, iki adet bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı tören alanına yaklaşmaktadır. Resmi törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran bir gelişme yaşandı. Erdoğan'a annesi Tenzil Erdoğan'la birlikte yer aldığı tablo hediye edildi. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı. Efendim, Millet İttifakı 2023 seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından sona ermiş. Meral Akşener'in yerel seçimlere tek başına girme kararı İYİ Parti ve CHP'nin arasını iyice açmıştı. Akşener'in genel başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretmesinin ardından partinin önümüzdeki genel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İki genel başkan ittifak sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Bakın, ittifak sistemini reddediyoruz.
ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'nin işbirliği teklifini reddetmiş, seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı almıştı. Seçim yenilgisinin ardından Meral Akşener'in koltuğuna oturan Musavat Dervişoğlu'ndan gelen son açıklamalar CHP ile ittifak tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimiz hiç anormal olmadı. İYİ Parti'nin ittifaksız seçim kararı 2028'de yapılması planlanan genel seçime uzanan bir strateji olarak görülüyor. Kulislerde İYİ Parti'nin oy oranını önce koruyup ardından arttırarak öncelikle ana muhalefet partisi konumuna yükselmeyi hedefleyeceği konuşuluyordu. Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'nun yeni dönemde izleyeceği yeni stratejinin ipuçları Yavru Vatan'da gün yüzüne çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs'a giden CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu törende buluştu. İki liderin samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Özel ve Dervişoğlu resepsiyonda ayaküstü sohbet ettikten sonra kameraların karşısına geçti. Bir gazetecinin normalleşme sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, CHP ve İYİ Parti arasında normalleşmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını ifade etti. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimiz hiç anormal olmadı. Bizim her zaman ilişkilerimiz normaldi. Zaten Türkiye'nin normalde buluşması, makulde buluşması, makbulde buluşması halinin sorunları çözeceğine inanıyor. Dervişoğlu'nun CHP ile aramızda sorun yok mesajı önümüzdeki genel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlandı. Genel seçime de şayet zamanında yapılırsa uzunca bir zaman var. Şimdiden o günlere bir şey söylemek mümkün değil. Özgür Özel de ihtiyaç olursa ittifak konuşulur dedi. Seçimler yaklaşırken böyle bir ihtiyaç görülürse makul bir süre önce her şey konuşulur. Saygı sevgi çerçevesinde muhalefetin birbiriyle dayanışmasını da sürdüreceğiz. Birbirimize kefil olacak çok geçmişimiz var. Ülkenin menfaati neyse gerektiğinde orada birleşiriz. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği operasyonun altından bir CHP skandalı çıktı. MİT'in deşifre ettiği azılı bir teröristi. CHP'nin gazeteci diye aklamaya çalıştığı belirlendi. Örgüt üyesi Sadık Topaloğlu, CHP'nin altında Özgür Özel'in de imzası bulunan tutuklu gazeteciler raporunun baş aktörlerinden biri. CHP'nin aklamaya çalıştığı PKK'lının Kandil'den doğrudan talimat aldığı da çarpıcı detaylar arasında. Bu raporun yollandığı bize savcılıklardan soruyor ya ifade alırken, göreviniz gazeteciyim efendim diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. İşte CHP'nin sözde gazeteci sıfatıyla dünyanın en büyük cezaevi gazeteci raporunda yer verdiği o isimlerden biri Halil Kod adlı Sadık Topaloğlu. Kandil'den doğrudan talimat alıyor, gazetecilik adı altında örgüte istihbarat topluyordu. Raporda yazması üzerine diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi rapor, bu kişiye gazeteci dedi. Rapor 2012 yılı. Sadık Topaloğlu'nun illegal yollarla Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, bu sırada PKK elebaşlarından Cemil Bayık'la görüşmeler yaptığı belirlendi. O azılı terörist CHP'nin aklamaya çalıştığı sözde gazeteci olan örgüt mensuplarından biriydi. Skandal, MİT'in raporuyla gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasını deşifre eden MİT, sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yapının İstanbul ayağını çökertti. O isimler arasında 38 yaşındaki Sadık Topaloğlu da vardı. Elinde silahla fotoğrafı deşifre edilen Topaloğlu'nun gazetecilik adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına para ve malzeme sağladığı da belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte iki CHP'li milletvekilinin altında imzası bulunan skandal rapordaki 13 ismin daha PKK, DHKPC ve MLKP ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. Bu isimler örgüt yöneticiliği, bombalı ve molotoflu saldırı, banka soygunu, silahlı gasp ve çek senet tahsilatından yargılanıp hüküm giydi. 2022 yılında Mersin'de polis Sedat Gezer'i şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın adı yine CHP'nin skandal raporunda yer almıştı.
Şimdi efendim konakladığı odanın kliması çalışmayınca yatağını sırtladığı gibi bir otelin restoranına indirdi. Bu sıra dışı protesto Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Sıcaktan yatamayan müşteri açık büfenin yanı başında yatarken görenler gözlerine inanamadı. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim. Bilmiyorum nasıl bir çözümler olacak göreceğim. Konakladığı 5 yıldızlı otel odasının kliması çalışmayınca yatağını restorana indirdi. Hiç görülmemiş bir protestoya imza attı. Otelde dün akşamdan beri klimalarında problem var. Otelin bir kısmında varmış. Tatile gelen Cenk Bilge otele geldiği andan itibaren odasındaki klimanın bozuk olduğunu ve bu durumla ilgilenilmesini istedi. Durumu çözemeyen Bilge odasındaki yatağı alarak restorana serdi. Sesini çıkartan bazı kişilerin problemleri çözülüyor. Ben de burada dün 20 saattir yaklaşık birisiyle konuşmak istediğimi söyledim. 20 saattir herhangi bir çözüm yok. O da kendi çözümünü kendi buldu. Odasından kaptığı yatağını açık büfe katına indirdi. Şaşkın bakışlar eşliğinde uzandı, bir güzel yattı. Teknik müdürle konuşmak istiyorum, gelmiyor. Otelin müdürü herhangi bir sorunla konuşmak istiyorum, gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben oraya 3 defa geldim, yetkiliyle konuşmak için 3 defa da kimse gelmiyor. Dört gün devam eden tatili zehir oldu. Bir günü zaten çalışmayan klima için mücadele vermekle geçti. Cenk Bilge sesini duyuramayınca ilginç planını devreye soktu. Otelin en serin yerine uzandı. Otel yetkilileri alarma geçti. Olay karşısında otel yetkilileri Bilge'yi restoranın orta yerinden kaldırmaya çalıştı. Ama Bilge sorun çözülene kadar kalkmamakta ısrarcıydı. Yetkililerle verdiği sözlü mücadelenin ardından ikna edilen Bilge konuşmaya gitti. Yatağı da restoran ortasında kaldı. Beş defa. Yetkiliyseniz siz de konuşalım. TikTok fenomeni İlahici Ali'nin uğradığı silahlı saldırı haberini ekranlara getirmiştik. Olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Eli silahlı şüpheli fenomene kurşun yağdırma gerekçesini saldırı gerçekleştirirken çektiği videoda bakın nasıl açıklamış. Küfür ettiğim için özür diliyorum de. Tamam mı? Küfür ettiğim için özür dilerim ama öyle bir şey yapmadım abi. Vallahi yapmadım. Sen ayısın oğlum. Fenomen Ali Özdemir'e pusu kuran saldırganın çektiği video ortaya çıktı. Küfür ettiğim için özür diliyorum de. Tamam mı? Küfür ettiğim için özür dilerim ama öyle bir şey yapmadım abi. Vallahi yapmadım. Sen ayısın oğlum. Konya'dan İstanbul'a gelen ilahici Ali, Ali Özdemir takipçileriyle buluşacaktı. Esenler'de bir eve gitmek üzereydi. Kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından yolu kesilip kurşun yağmuruna tutuldu. Valla dün gece saat 3 sularında uyuyorduk. Bir anda 4 el silah sesi geldi. Bir kalktık baktık. Kaldırımda biri yatıyor. Kaldırıda bulunan kişi bu anları video kaydına da aldı. Küfür ettiğim için özür diliyorum de. Tamam mı? Küfür ettiğim için özür dilerim ama öyle bir şey yapmadım abi. İlahici Ali yalvarsa da kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Küfür ettiğim için özür diliyorum de. Tamam mı? Küfür ettiğim için özür dilerim ama öyle bir şey yapmadım abi. Vallahi yapmadım. Sen ayısın oğlum. Fenomenin çektiği dini içerikli videoları öfkelenen saldırgan Allah'tan ve peygamberden özür dilemesini istedi. Sonra da peş peşe tetiğe bastı. Küfür ettiğim için özür diliyorum de. Tamam mı? Küfür ettiğim için özür dilerim ama öyle bir şey yapmadım abi. Vallahi yapmadım. Sen ayısın oğlum. Fenomen özür dilemesine rağmen saldırgan 4 el ateş etti. Bacağından ağır yaralanan Özdemir tedavi altına alınırken ekipler her yerde silahlı saldırganı arıyor. Vallahi yapmadım. Sen ayısın oğlum. Şimdi efendim İstanbul'a gideceğiz çünkü İstanbul'da sokak ortasında uyarı dayağı atıldı. Bir binaya yeni taşınan 4 şehir eşkıyası gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran Durmuş Köseoğlu'nu ve 60 yaşındaki annesini öldüresiye dövdü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken Köseoğlu'nun burnu ve elmacık kemiği kırıldı. Bu
Gürültü yaptıkları için uyarıldılar. Bunu yediremeyince anne oğula uçan tekmelerle saldırdılar. Komşularını öldüresiye dövdüler. Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde işte böyle dehşet saçtı. Olay Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Binada bir daireyi tutan 4 kişi iddiaya göre taşınırken çok gürültü yaptı. Aynı binada oturan 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu da gürültüden rahatsız olunca başına geleceklerden habersiz yeni komşularını uyardı. Ancak yeni komşuları bu uyarıyı hiç hoş karşılamadı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kendini korumaya çalışan Durmuş Köseoğlu yumruklar savursa da fayda etmedi. Önce 3 kişi Köseoğlu'nu dövmeye başladı. Ardından diğer arkadaşları uçan tekmeyle genç adamı yere serdi. O anlarda 60 yaşındaki annesi Nermin Köseoğlu da kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak şehir eşkıyalarından o da nasibini aldı. Hem oğlu hem de annesi sokak ortasında dakikalarca darp edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan 4 kişi uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de öldüresiye dövülen Köseoğlu'na ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Genç adamın hem burnu hem de elmacık kemiği kırıldı. Saldırgan 4 kişi ve Nermin Köseoğlu olayın ardından gözaltına alındı. Durmuş Köseoğlu da tedavisinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Şimdi efendim, Ankara'da bir bakkal kendisine emanet edilen evin anahtarlarını kopyalayarak o evleri bir bir soymaya başladı. Kamera kayıtlarını izleyen ev sahipleri gözlerine inanamadı. Çünkü dediler ki biz kime güvenmişiz, haberimizde. Güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. O yüzden hiç aklımıza gelmemişti. Yaklaşık 10,5 milyar kadar, yani 11 milyar kadar bir kaybım var. 2 tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Mahalle bakkalına güvendiler, soyulup soğana çevrildiler. Emanet bırakılan anahtarlarla hırsızlık yaptığını kameraları inceleyince fark ettiler. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mahalle bakkalı kendisine emanet edilen ev ve iş yeri anahtarlarını sahiplerinden habersiz kopyaladı. Ardından ev sahipleri evde değilken o sinsi planını hayata geçirdi. Mahalle sakini Murat Karagöz iki kez soyulan evine güvenlik kamerası taktırınca çok güvendikleri bakkal görüntülere böyle yakalandı. Yıllardır orada esnaf olan bakkal arkadaşımız evimizdeki bütün altınlarımızı, zinet eşyalarımızı alıp sıra kalem çektiydi. Karagöz üçüncü kez evinin soyulduğunu anlayınca tanıdıklarından şüphelendi. Ama kamera kayıtlarını incelediğinde hayatının şokunu yaşadı. Ben bakkaldan şüphelendim. Polisler bana evimin içinden olduğunu söyledi. Ben 22 yıllık evlilik hayatımda hiçbir şekilde ne eşimden ne çocuklarımdan böyle bir beklentim yok. Bir diğer mağdur Mürsel Kaymak 6 yıldır aynı mahallede oturuyor. O da bakkalından bir an bile şüphelenmedi. Mağdurlar kayıtlarla birlikte polise gidip hırsız bakkaldan şikayetçi oldu. Yaklaşık 10,5 milyar kadar, yani 11 milyar kadar bir kaybım var. 2 tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. O yüzden hiç aklımıza gelmemişti. Ta ki dün akşam o videoları göründükten sonra hani hem şok oldum hem konduramamıştım. Yakayı ele veren fırsatçı bakkal gözaltına alındı. 24 yaşındaki Havva Pınar Doğan'ı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Genç kadın şiddet gördüğü eşi Oğuzhan Katman'dan uzun uğraşlar sonucu boşandı. Ancak onun taciz ve tehditlerinden bir türlü kurtulamadı. Havva Pınar'ı öldürmeye dahi kalkışan Oğuzhan Katman genç kadının peşini bırakmadı. Korkusundan sokağa bile çıkamayan Havva Pınar'sa bakın nasıl feryat etti. Dışarı çıkamıyorum. Korkuyorum. Evet, hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorum. Eski eşi dehşet saçtı. Önce beyzbol sopasıyla eşinin belini kırdı. Ardından tüm ailesine kurşun yağdırdı. Beyzbol sopasıyla belimi kırdı.
ve beni o akşam hastaneye götürdü. Oradakilerine şöyle dedi. ATV'den düştü. O yüzden beli böyle hani ağrıyor. 24 yaşındaki Havva Pınar Doğan 4 yıl önce Oğuzhan Katman'la tanışmış. 2021 yılında da aşık olduğu adamla nikah masasına oturmuştu. Ancak büyük hayallerle attığı imzası genç kadının en büyük kabusu oldu. 8 ay evli kaldık. 8 ay içerisinde zaten şiddet vardı. Hakaret, küfür, tehdit. İddiaya göre Havva Pınar evlendikten kısa süre sonra şiddet görmeye başladı. 8 aylık evlilikleri boyunca birçok kez evi terk eden Havva Pınar tehditlerle eve geri dönmek zorunda kaldı. Hamile kadın çareyi boşanmakta buldu. Ancak Oğuzhan Katman durmadı. Ben hakime hamile olduğumu söylememe şartıyla benden boşanmayı kabul etmişti. Zaten ilk zamanlarda o çocuğu kabul etmiyordu. Kabul etmediği için de defalarca karnıma tekme yedim günlerde oldu. Boşanma kararı karşısında gözü dönen saldırgan bu kez de genç kadının abisini silahla yaraladı. Üzerine bir de Doğan'a tehditler savurmaya devam etti. Her geçen gün daha da tehlikeli oldu. Vurulduktan sonra bu sefer beni erkek kardeşimle tehdit etti. Abin yerine o geberecekti aslında dedi. Oğuzhan Katman'ın saldırılarının ardı arkası kesilmezken son olarak sokakta yürüyen Havva Pınar Doğan ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Şans eseri saldırıda kimse yaralanmazken Cani eski eş olay yerinden kaçtı. O bizi hep takip ediyordu aslında. Karşıdan ateş açtı işte. Öldüreceğim seni dedi. Bunlar yanına kalmayacaktı. Ekipler her yerde saldırgan eski eşi ararken Havva Pınar Doğan hem çocuğuna kavuşmak hem de eski eşinin yakalanması için feryat ediyor. Elin kolunu sallaya sallaya kaçıyor, geziyor, tozuyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hem çocuğumu almak istiyorum hem de bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Efendim Giresun dün gece saatlerinde felaketi yaşadı. Etkili olan sağanak beraberinde sel ve heyelan getirdi. Taşan dereler iki katlı bir evi yerle bir etti. Facianın eşiğinden nasıl dönüldüğü ise sonradan ortaya çıktı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Evde kimse yoktu. Onlar yaylaya gitmişti zaten. Yağmur aralıksız yağdı, dereler taştı. Tirebolu, Esbiye ve Doğankent ilçelerinde sel beraberinde heyelan getirdi. Etkili olan sağanak nedeniyle iki katlı bir ev yan yattı. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, yollarda çökmeler yaşandı. Dört ev tahliye edildi. Sağ taraftaki ev, yol derenin kenarındaki ev bir sefer daha çatırdadı. İkinci çatırdamaya ev derenin içerisine yattı. Alaçlı köyünde yan yatan iki katlı evde yaşayan Demiral ailesi facianın eşiğinden döndü. Ailenin 20 gün önce yaylaya göç ettiği ortaya çıktı. Ağır hasar alan evini dere yatağında gören Hatice Demiral gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmiş olsun. İlçede birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken sağanak nedeniyle mahsur kalan 50 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Efendim trafik magandalarının yol ortasında saçtığı dehşeti birçok kez ekranlarınıza getirdik ama bu defa durum farklı. Bu kez kavgaya tutuşan iki yakın arkadaş oldu. Alkollü olarak kazaya karışan arkadaşlar birbirlerini bakın nasıl yerden yere sürükledi. Kazaya karıştılar, yol ortasında kavgaya tutuştular. İlginç kavga Avcılar'da yaşandı. Alkollü oldukları iddia edilen iki arkadaş kazaya karışınca tartışmaya başladı. Öfkelenen sıkı dostlar yol ortasında birbirine girdi. Ayakta bile duramayan şahısların araçta başlayan sözlü tartışmaları otobana taştı. Trafiğin ortasında birbirlerini yerden yere sürükleyen iki arkadaşın kavga anları cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Yolun ortasında yatıp kalkmamakta ısrar eden arkadaşın öfkesi giderek büyüyen kişi arkadaşı her ayağa kalktığında yine dövdü. Arkadaş dayağı dakikalarca devam etti. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler trafikte dehşet saçan iki arkadaşı gözaltına aldı. Efendim bütün Türkiye onu Zincir Kozmetik mağazasının indirim kampanyasındaki kavgasıyla tanımıştı. Ürkütücü yüz ifadesi yüzünden o görüntülere korku filmi yakıştırmaları yapanlar bile olmuştu. Ama herkesin eleştirdiği o anlar Beyza Ekin'e yeni yeni kapılar açtı. Siccin filminden teklif alan Ekin kendi adına bir de güzellik merkezi açtı. Thank you.
hakarete uğradım, darp edildim. Birçok arkadaş ortamlarımdan, sosyal hayatımdan çok fazla şiddet, resmen psikolojik şiddete maruz kaldım. Ettiği kavgayla gündem olmuş, hafızalara kazınmıştı. İşte o olay Ekim Beyza'nın dönüm noktası oldu. Korkunç dediğiniz fotoğraf görüntüsünde bile ben bile kendimi tanıyamıyorum. Bir kozmetik zincirinin indirim kampanyasındaki kavgasıyla gündeme gelen Beyza İkine, o günkü yüz ifadesi yüzünden sayısız yakıştırmalar yapıldı. Peki şu an yap desek yapabilir misin aynı ifadeyi? Şu an yapmayı çok tercih etmiyorum ama şöyle, beni yine sinirlendirirseniz konuşabiliriz. Herkesi ürküten bu haliyle tanındı Beyza. Günlük hayatında nasıl biri olduğu da hep yanıtsız kaldı. Gerçekten çok sakin bir insanım. Beni sadece o raddeye kadar sinirlendirmemeleri gerekiyor. O olayda Sicin karakterine benzetildin aslında. Bu seni üzdü mü, ne hissettirdi? Aslında hiç üzmedi. Çünkü insanlar sinirliyken çok farklı birilerine dönüşebiliyor. Sosyal medyadaki benzetmelerin ardından önce Sicin 7 filminin galasına katılarak dikkatleri üstüne çekti. Ardındansa Sicin 8 filminde oynayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Teklif geldiği söylendi, onayladığım söylendi. Ben bunu çok sosyal medyaya yansıtmak istemiyorum. Olabilir, olmayabilir. Bu birazcık aslında benim için de sizin için de sürpriz olacak bir konu. Beyza'nın popülaritesi her geçen gün artarken filmden alacağı ücret de çokça konuşuldu. İşte genç kızın hayatı bir bir değişiyordu. Popülaritenin artması beni mutlu ediyor. Ama bunun çok daha farklı bir konudan olmasını ben de tercih ederdim. Herkes bu konu için beni de tekrardan eleştirdi. Ama bana çok güzel kapılar açtı. Ancak genç kadın eleştiri oklarının da hedefindeydi. Sık sık ettiği kavga hatırlatılıyor, sosyal medyada yüzüne vuruluyordu. İşte onlar bile onu yolundan alıkoyamadı. Ama sosyal medyadan çok gereksiz bir linç yediğimi düşünüyorum. Çünkü benim yerimde belki başka biri olsa daha da kötüsünü yapabilirdi. Hakarete uğradım, darp edildim. Hukuki olarak bütün elimden ne geliyorsa yapacağım. Şimdi ise Beyza İkin'in hayatında bambaşka bir dönüm noktası gerçekleşti. 15 yaşından beri hayalini kurduğu o güzellik merkezine nihayet kavuştu. Sizler için Bakırköy'ün tam merkezinde, meydanında bir stüdyo açtım. İçinde tırnağı, kirpiğe ve cilt bakımına dair bütün işlemler bulunmakta. Siz değerli danışanları merkezime bekliyorum. Beyza hayallerinin peşinden koşarken kendisini eleştirenlere de böyle yanıt verdi. O Türkiye'nin fenomen berberi. Sadece tıraş olmak isteyenler değil, 100 bin bakımını yaptırmak isteyenler de soluğu onun koltuğunda alıyor. Münir Önkan'ın sıra dışı uygulamaları müşterilerinin fiziklerine olduğu kadar ruhlarına da dokunuyor. Yürüyerek dükkana girenler adeta uçarak çıkıyor. İşte o Türkiye'nin fenomen berberi. Buraya geldiğinizde sadece tıraş olmuyor, adeta 100 bin bakımınızı yaptırmış olarak çıkıyorsunuz. Çünkü ünlü berber Münir Önkan sadece saçlarınıza değil bütün bedeninize dokunuyor. Sosyal medyadan Avrupa çapında çok güzel tepkiler. Psikolojisi bozuk olan, bunalıma giren, depresyona girenler, uyku sorunu yaşayanlar benim videolarımı seyredip uyuyor. ASMR olayı, anam babam üstüne masaj yaparken de müşteriler memnun olsun diye YouTuber'lar bizi keşfetti. Hizmetimizi keşfedince ASMR olayına daldık. Efendim, kendinizi Türkiye'nin en ünlü berberinin ellerine bıraktınız. Nasıl hissediyorsunuz? Şu an çok heyecanlıyım birazcık. İkinci deneyimim olacak. O zaman sizin nelerin beklediğini biliyorsunuz. Yani hemen hemen. Bu hem rahatlatacak, hem beyazlatacak, hem de yağlarımız falan. Emiş gücüne yüksek, muhteşem bir maskemizdir bu. Şu an arkadaşı kıskandım. Evet, kıskananlar çatlasın. Valla sesi duyarken benim bile bir uykum geldi. Pendeka. Temizlik işleminiz burada son bulmuyor. Buraya geldiğinizde normal suyla değil, maden suyuyla arınıyorsunuz. Şimdi sakinleştirici kremlerini süreceğim. Bir de frekans yapacağım biraz sonra. Bu işlemde cildi steril hale getiriyor. İyileşmeyen sivilceleri kurutuyor. Efendim peki acı yanma gibi bir his var mı? Benim acı yanma gibi bir his yok. Son aşama olarak güneş kremimizi de sürdük galiba. Evet, sakinleştirici kremlerini süreceğim.
Efendim nasıl hissediyoruz? Biraz heyecanlıyım. Kaslarım geriliyor şu an. Efendim beyefendinin kütletmediğimiz yeri kalmadı. Yeni başladık. Münir Bey'in şovu yeni başlıyor. Saç bakımını yaptık, cilt bakımını yaptık. Şimdi de günün yorgunluğunu atmak için masaj aşamasına geçtik. Efendim bu tahta kaşık ne işe yarıyor? Vücuttaki kan dolaşımını hızlandırıyor. Önce bir vücut hazır hale getiriyoruz, biraz sırtı kızartıyoruz. Efendim bu keseye benzeyen şey nedir? Bu da kan dolaşımını hızlandırmak için masaja daha geçmedik. Münir Bey siz bambaşka bir evreye geçmişsiniz. Hiç görmediğimiz aletleri görüyoruz. Evvel atlattık biz Allah izin verirse. Efendim bu sürdüğümüz krem ne işe yarıyor? İçinde sarı kantaron var, nane var, kekik yağı var. Cildi rahatlatır. Taş tıraşı için randevunuzu alıp geldiğinizde bu aşamaya da hazırlıklı olmalısınız. Çünkü işin püf noktası bu. Kulak masajı. Bu da artık işlemimizin son aşaması mı efendim? Evet, son finale geldik artık. Efendim işlemimiz bitti. Nasıl değerlendiriyorsunuz işlemleri? Kesinlikle vücudum gerginliği gitti. Kulaklarım rahatladı. Sırtım özellikle bazı kuluşlarım vardı. İyice esnedi. Buraya kadar gelmişken günün yorgunluğunu atmak olmazdı. Biz de Türkiye'nin en ünlü berberine kendimizi bıraktık. Bu duyduğunuz kütleme sesleri tabii ki bir numaraydı. Hem de bir makarna numarası. Evet. Peki efendim bugün sosyal medyada hangi görüntüler konuşulmuş? Hepsi kısa bir haber turumuzda. Akabinde buradayız. Kan donduran görüntünün aktörü yine pitbull cinsi saldırgan bir köpek. Sokak ortasında saldırdığı adamın bacağını bir türlü bırakmadı. Duruma olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale etti. Bacağı parçalanan talihsiz adam ekiplere böyle seslendi. O sırada olay yerindeki kadının bu sözleri de pes dedirtti. Pitbull cinsi köpek silahla etkisiz hale getirilirken kadının bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Sarıyer Belediyesi'nin su tankeri eve girdi. Ev sakinleri dehşeti yaşadı. Birden bir çatır gümbürtü geldi. Ben deprem oluyor zannettim. Duvarlar çatladı. Manevra yaparken kontrolden çıkan tanker bir gecekonduya girdi. O sırada evde 3 çocuk ve anneleri vardı. Ben sinirlerim boşaldı çıkamayınca. O an yani birileri bizi çıkarmış. Gecekonduya giren tanker de vinç yardımıyla kurtarıldı. Akıl almaz kazada gecekondunun bir duvarı çöktü. O sırada çocukların evin dışında olmaları olası bir faciayı önledi. Dur ihtarına uymayan motosikletli böyle polise çarptı. Canını hiçe sayarak kaçan motosikletliyi durdurmaya çalışan polis ehliyetsiz magandanın çarpması sonucu yaralandı. O anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi. Yumurta pişirdikleri tüp alev aldı. Sokağa fırlatılan tüp bomba gibi patladı. Olay Maltepe'de yaşandı. Gece yarısı acıkan çalışan yumurta yemek istedi. Facianın eşiğinden döndü. Alev alan tüp mahalleyi savaş alanına çevirdi. Yumurta yaparken tüpün memesinden kaçırıyor. Kaçırınca söndüremeyince aşağı atıyorlar. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Ama etraftaki birçok iş yeri ve otomobil zarar gördü. Teleferik arızalandı. Çaylar metrelerce yüksekte havada asılı kaldı. Canlarını hiçe sayan üreticiler çayların peşine düştü. Tellere tutunarak çaylara ulaşan üretici havada çuvala oturarak çayları yola indirebilmek için böyle mücadele verdi. O sırada yürekler ağza geldi.
Bu tehlikeli çalışmanın ardından çay yükleri asılı kaldığı tellerden alınıp yola indirildi. Neyse ki çay kurtarma operasyonunda kimse yaralanmadı. Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı. Görüntü Kepez ilçesinden. Bu çocuk elleriyle sokak köpeğini besliyordu. Bir süre mamasını yiyen köpek durup dururken çocuğun elini kaptı. Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk o sırada acı içinde olay yerinden geçen başka bir kişinin yanına doğru kaçtı. Efendim CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi rekorlara doymuyor. Bir rekor da su konusunda geldi ama bu rekor Antalyalıyı mutlu etmek bir tarafa adeta isyan ettirdi. Rekorun konusuysa suya yapılan tam %446'lık dev zam. Amacımız sizlerle beraber vatandaşın suyuyla, ekmeğiyle siyaset yapmamak. En ucuz suyla övünen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi suya %446 oranında zam yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin başkanlığında gerçekleşti. İşte o toplantıdan zam değil adeta soygun kararı çıktı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküp'e kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı. Bu dev orandaki zam Böceğin seçim dönemindeki en ucuz suyu biz kullanıyoruz ifadeleriyle yaptığı propaganda akıllara getirdi. Amacımız sizlerle beraber vatandaşın suyuyla, ekmeğiyle siyaset yapmamak. En ucuz suyla övünen Böceğin suya %446 oranında zam yapması tepki çekti. Böceğin aldığımız kararların şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum paylaşım üzerine. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Böceğe %446 zam halkın neresine hayırlı olacak el insaf diye çıkıştı. Meclis üyesi arkadaşlarıma, bütçede görev alan bütün arkadaşlarıma, ayrıca çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara'da atıksız alışveriş teşvik eden bir marketi ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Emine Erdoğan'a eşlik ederek market hakkında bilgi verdi. Atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti. Tek kullanımlık ambalajların doğaya verdiği zarara vurgu yaparak sıfır atığın önemine dikkat çekti. Sıfır atık projesini küresel bir harekete dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da atıksız alışverişi teşvik eden bir markette incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Marketler Genel Müdürü Orhan Kozan da Emine Erdoğan'a eşlik ederek market hakkında bilgi verdi. Erdoğan tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indirmeyi hedefleyen çamaşır, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun dolum otomatını inceleyerek nasıl kullanıldığı hakkında bilgi aldı. Anlamlı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, hayata geçirilen bu projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diledi. Sıfır atık felsefesinin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için verilen bu çabanın her çevre dostunun desteğiyle daha da anlam kazanacağına yürekten inanıyorum. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diliyor, emek verenlere teşekkür ediyorum. Peki, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde biz Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Bültenimizin tamamı birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak ve aynı zamanda bize sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, sorularınızı, haber değeri taşıdığına inandığınız haberleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de ekranlarda sizlerle buluşturmuş oluruz efendim. Huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşça kalın.